AK Parti Fethiye ilçe binasında gerçekleşen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile AK Parti Fethiye ilçe başkanı Turhan Kovancı ve partililer katıldı. Törende, Gelecek Partisi Fethiye kurucu başkanı olan Saadet Kansız ve 15 üyesi ile Deva Partisi ilçe gençlik kolları başkanı İsa Özdemir ve yeni katılan üyelere AK Parti rozeti takıldı. Şu an aramızda Deva Partisi gençlik kolları başkanı geldi. Şu anda bize katılmak istiyor. Evet. Ve Perşembe'de inşallah yönetiminde gelmeye devam edecek. Evet, Rozi. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Birkaç gündür, hatta bir haftadır partimize çok ciddi bir üye kayıt talebi var. Biliyorsunuz, masada bunu takip ediyorsunuzdur. Bugün daha güzelini, daha coşkulusunu yaşıyoruz. O da şudur. Gelecek Partisi Fethiye kurucu ilçe başkanımız Saadet Kansız beyefendi, Kansız beyefendi ve beraberindeki görev yapmış 15 tane kardeşimizle beraber bugün buradalar. Biz Saadet abiyi milli ve manevi değerlere bağlı olduğunu biliyoruz. Daha önce de bunu biliyorduk. Siyaset yaptığı yerin de yine milli ve manevi değerlere bağlı bir yer olması gerektiğini ifade eden AK Parti'yi tercih etmişlerdir. Ben kendilerine ve arkadaşlarına bu tercihlerinden dolayı hem şahsım hem teşkilatım adına çok çok teşekkür ediyorum. Sayın abi, hoş geldik. Şimdi bu geçişin, bu törenin hem Saadet abiye, hem ekibine, hem de partimize hayırlı getirmesini temenni ediyorum. Ben tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yani yönetim kurulu üyesi arkadaşlar ve hemşerilerim, hepinizi ben de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, başkanımın da ifade ettiği gibi bugün yeni bir katılım, yeni bir güç, yeni arkadaşlarla birlikte daha çok güçlenen bir AK Parti var. 14 Mayıs seçimleri öncesi özellikle anket şirketlerinin manipülasyonlarıyla oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı milletimiz 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle kırmıştır. Önümüzde 28 Mayıs var. İnanıyoruz ki tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da Fethiye'de de Cumhurbaşkanımıza çok daha güçlü bir destekle yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır. Bunda inancımız tamdır. Sağdan gördüğümüzde budur açıkçası. Tabii ki bu süreçte tüm Muğla'da olduğu gibi biz 13 ilçemizi geziyoruz ve sağdan son derece olumlu bir hava var. Ve aynı zamanda yeni üyelerle partimiz güçleniyor. Bugün bunun en güzel örneklerinden birisini de Fethiye'de yaşıyoruz. Ben bizim partimizi tercih eden AK Parti üyesi olan gerek ilçe başkanı gerekse yönetimini kutluyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum. AK Parti herkesin partisidir. Türkiye'nin partisidir. Tüm Türkiye'yi kucaklayan, tüm Türk halkını kucaklayan bir partidir. Bugün de bunun en güzel örneklerini görüyoruz. İnanıyoruz 28 Mayıs'tan sonra güçlü bir şekilde Türkiye yüzyılına hep birlikte adım atacağız. Ben tekrar AK Parti'ye katılan gerek başkan gerekse yönetimini kutluyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bizim partimizde yeni üye olanla dün üye olan arasında da fark yoktur. Hepimiz aynıyız. Ben kutluyorum ve hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli başkanım, ilçe başkanım, Gelecek Partisi ilçe başkanım, yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, basının değerli temsilcileri. Ben de hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Tabii arkadaşlar, 14 Mayıs'ta olan seçimin birinci ayağı bitti. Milletvekili olarak 323 milletvekiline mecliste çoğunluğu sağladı. Bu
ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimimiz için yani büyük bir önem arz ediyor. Yani mecliste çoğunluk olmaktan sonra inanır mısın şu an ortalık karışıyor. Ama Cumhurbaşkanımız da %49,5 oy aldıysa birinci turda aşağı yukarı iki kişiden birinin oyunu almış demek. Ben desteklerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki bu seçim. Ben hep dedim, Türkiye'de yapılan bir seçim değil. Türkiye'de yapısı hiç kimse bu kadar üstünde durmaz. İnanır mısın Amerika başta dedi. Batı dedi, İsrail dedi. Hepsi %58'de %42 kaybettiydik biz seçim. Ne oldu? Ben hep dedim. Sandığa Batı girmiyor, Amerika girmiyor. Bu Necip millet giriyor, sizler gidiyorsunuz. En doğru kararı bu vatandaşlarımız veriyor. Ne yaptı? Yani Cumhur İttifakı olarak tekrar yolumuza devam ediyor. Şurada 5. gün sonra saat 6:30-7'de sonuçlar belli olacak arkadaşlar. Bu sonuçlar çok erken sonuçlar. Çünkü iki kişi. Onun için bu seçimde Allah'ın izniyle ikinci turda tekrar Cumhurbaşkanı da açık ara seçim kazanacak ve yoluna devam edecek. İnşallah. Arkadaşlar Eriş Tahir Barak 49,5 50,12 olsaydı inanın şaibesi çok olur. Bunlar ile yaptı, sandığı ile karıştırdılar. Yine aldılar seçim dediler. Ama açık ara olduktan sonra kimsenin bir söz söyleme hakkı kalmayacak. Şimdi onun için bu seçimde daha çok çalışacağız arkadaşlar. Nasıl oldu bu seçimi aldık diye yatmak yok. Son güne kadar, son dakikaya kadar çalışacağız. Tabii ki bu parti herkesin partisi. En çok Türkiye'de değil, dünyada üyesi olan parti, AK Parti. Onun için ben Saadet Bey ve ekibini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu ailenin içine geldiler için inşallah hep birlikte daha çok işlere hep birlikte imza atacağız. Daha çok koşacağız, bu memleket için çalışacağız. Milli ve manevi değerlerimiz aynı, bir farkımız yok. Daha güzel olacak arkadaşlar. Şu 5 yılda bizi de çok büyük işler bekliyor. Allah'ın izniyle hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. İnşallah. Ben tekrar aramıza hoş geldin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah arkadaşlar bu seçimde ya nasıl olduk? Oldu diye hep yatmak yok. Çalışacağız. Ben bu seçimde Fethiye'mize, Muğla'mıza, ülkemize hayırlar getirmesi diliyorum. Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin yapacağı çok işler var arkadaşlar. Ben de Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşı olmaktan, onunla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben hepinize geldiğim için teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize sağ olun. Çok teşekkür ederim. Daha önce basının bildiği gibi depremden dolayı biz bu katılımı ertelemiştik. Basında da bayağı bir yankı yapmıştı. Gelecek Partisi'nin. 3 yıl orada kurucu ilçe başkanlığını yaptım. Çok farklı şeyler oldu il başkanımızla da. Partide cenazemiz oldu, arayan olmaz. Genel bir sıkıntı olur, partide arayan olmaz, dönen olmaz. Bu sıkıntıları dile getirdim, orada çalıştım. Bu sıkıntılardan dolayı vatandaşa da çalıştığım için istenmeyen bir hal oldu Muğla'da. Parti benimle geldi, benimle de bitti arkadaşlar. Daha önce işte Mahmut kardeşimizin de katkılarıyla Doktor Mehmet Nihrıdır'ın da daha 2 sefer görüştük kendisiyle. Onların katkılarıyla başka partiler de gelin burada siyaset yapın dedi. Demokrat Parti, Deva Partisi, diğer partiler de. Biz birini tercih etmedik. Çünkü baktım bu Millet İttifakı'nın içinde altılı masanın altı yedili masayla doldurulmuş terör örgütleriyle farklı altı desteklenmiş yurt dışı bağlantılı ve milliyetçi bir çocuğum, memleketin çocuğuyum. Bunları değerlendirdim. Doğru tarafta olmayı tercih ettim ve bugün buradayım AK Parti'de.